Hayrettin Karaman Mevla görelim neyler. Biz en aziz ve şüphesiz sahih dinin mensupları olarak kitabın kavlince Müslümanlar olursak Allah'ın sonucu kulun irade, gayret ve tedbirine bıraktığı durumlarda üzerimize düşeni eksiksiz yaparsak bizim üstün, aziz, hakim ve insanlığı iki cihanda saadete çağıracak bir ümmet olacağımızı kitabımız bildiriyor. Elin Siyonistleri dünyanın dört bucağına dağılmışlar. Kitaplarında kendilerine vaat edildiğine inandıkları toprakların bir avucuna 1940'lı yıllarda ufak ufak yerleşmeye başlamışlar. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendilerince kutsal olan bir davada birleşmişler, birlik olmuşlar. Her biri bulunduğu yerde bütün imkanlarını kullanarak davalarına yardımcı oluyor. Bize de kitabımız yukarıda işaret ettiğim güzellikleri vaat etmiş ama şartlı bir vaat. Biz şartı yerine getirmediğimiz için meşrut da tahakkuk etmiyor. Şartın başında birlik var. Kitap bizi birliğe çağırıyor. Biz her şeyi bahane ederek ayrılmayı, parçalanmayı, birbirimizle uğraşmayı, hatta savaşmayı tercih ediyoruz. Kitap bizi güzel ahlaka çağırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için gönderildiğini söylüyor. En güzel ahlak örnekliğini bizzat yaşayarak önümüze koyuyor. Biz ise birçok konuda işte ilişkide, davranışta İslam ahlakının dışında yaşıyoruz. Evet daha birçok şartı yerine getirmiyoruz. Ama başta imanımız olmak üzere güzel hasletlerimiz ve hala muhafaza ettiğimiz değerlerimiz var. İnşallah kötü iyiyi kovmayacak, aksine iyi kötüyü kovacak, nasihatlerin yanında ümmet olarak maruz kaldığımız musibetlerden ders alarak doğru yolu bulacağız. Bir güvencim de şimdilik az da olsa iyi yetişmiş insanlarımızın bulunmasıdır. Birçok yerde bu eksiklik hissedildi ve adam yetiştirmek için özel gayretler başladı. Bunların bir kısmı meyve de verdi, veriyor. Bu yazıda asıl bahsetmek istediğim konu dünyada Müslümanların geleceği hakkında bizi sevindiren, ağyarı endişeye düşüren tahminler ve haberlerdir. Öyle anlaşılıyor ki Amerika ve Avrupa dünyada Müslümanları geriletmek veya yok etmek için plan üstüne plan yaparken bir üst plan bunları silip süpürecek gelişmelere yol açıyor. Time Türk ve BBC Türk'çenin iki haberinden bazı alıntılar yapacağım. 2050'de Avrupa İslam'a teslim olacak. Yapılan son araştırmalar, Hristiyanlıktan sonra en yaygın ikinci din olan İslam'ın 2050'de benzeri görülmemiş bir şekilde Avrupa kıtasına yayılacağını gösteriyor. Ayrıca Müslüman nüfusunun 2050 yılında Hristiyan nüfusu yakalayacağı öne sürülürken, yapılan araştırmalarda şiddet ve kışkırtmaların İslam'a olan ilgiyi daha da artırdığı görüldü. İslam, Orta Asya, Endonezya, Orta Doğu, Güney Asya, Kuzey Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde en yaygın din. Asya Pasifik bölgesi ise en büyük Müslüman nüfusa sahip. 2010'da Pew Araştırma Enstitüsü'nün istatistikleri Avrupa Birliği'ndeki Müslüman nüfusun 16 milyon Müslüman olarak tahmin edildiğini gösterdi. Ancak son iki yıl için yapılan tahminler bu sayının 25 milyona Rusya hariç yükseldiğini gösteriyor. Kuzey ve Güney Amerika'da Müslümanların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor. 3,5 milyon kişinin ise kuzey kesimde çoğunlukla Afrika kökenli, geri kalanın merkezde ve güneyde yoğunlaştığı gözleniyor. Avustralya'daki Müslümanların sayısının ise 300 binden fazla olduğu ve bu kıtanın ileriki zamanlarda daha çok Müslüman nüfusu çekebileceği belirtilirken, 55 İslami Derneği'nde faaliyet gösterdiği açıklandı. Pew'in araştırma raporu dünyadaki Müslüman sayısının 2010 ve 2050 yılları arasında %73 oranında artacağını öngörmüştür. 2010 yılında dünyada 1.6 milyar Müslüman ve 2.17 milyar Hristiyan vardı. Ancak demografik değişiklikler göz önüne alındığında 2050 yılına kadar 2.76 milyar Müslüman ve 2.92 milyar Hristiyan olacak. Her iki din de aynı oranda büyümeye devam ederse Müslümanların sayısı daha da artacaktır. İngiliz gazetesi The Guardian 2017'de yayınlanan bir araştırmada pek çok nedenden dolayı artış olduğunu söylüyor. Özellikle Avrupalı Müslümanların çoğunluğunun genç olması ve doğum oranının diğer tüm dini topluluklar arasında en fazla olması artış konusunda önemli bir etken. Bu çalışmaya iş ve meşru göçler de eklenebilir. İslam'ın Avrupa yerli halkı arasında rağbet görmesi ve hızlı yayılmasında en büyük nedenlerden biri de bu kıtada aktif İslam savunucularının bulunması. Ayrıca İspanya'da yayınlanan bir kitapta Dünyadaki Müslümanların sayısındaki artışın nedeni yalnızca İslam ülkelerindeki nüfus artışından kaynaklanmadığını belirterek Amerika'daki 11 Eylül saldırıları örnek gösterildi. Saldırılardan sonra Amerikalıların İslam'a olan ilgisinin arttığını, çok sayıda kişinin de İslam'la müşerref olduğu dikkati çekti. 20 Haziran 2004'te yayınlanan Fransız istihbarat Ajansı'nın bir raporunda ise Fransa'da bir yıl içinde İslam'a girenlerin sayısının 30 ila 40 bine ulaştığı belirtiliyor. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak